İsrail'le ticaret konusu da geçtiğimiz hafta konuşmuştuk Sayın Polat. Evet. Türkiye'nin aldığı kararın bir bedeli olacağı ve İsrail'in aynı zamanda bu bedeli ödetmek için Amerika'yı da devreye sokmak yönünde girişimlerini siz anlatmıştınız. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. O kaç günlük bir programdı? Yani Devam dönüş ediyor devam orada. ediyor, devam ediyor. Dünya Bankası ve IMF yetkilileriyle buluşuyor. Orada verdiği mesajlar var. Bu mesele yani İsrail'le ticaret meselesi, ticarete kısıtlama getirilmesi meselesi Maliye Bakanı'nın önüne çıkıyor mu bir? İki, acaba Amerika'da gerçekten etkili oldular mı? Yoksa hani kısıtlama var deyip devam eden bir ticaret var da oradan herhangi bir şey yok mu? Yaptırım yok mu? Hani nedir tablo? Evet, şimdi Hamas konusuyla girip sorunu daha anlaşılır bir şekilde yanıtlamaya çalışayım Murat. Şimdi Hamas konusunda Erdoğan bu açıklamayı yapınca terör örgütü değildir. Washington'da tabii ki ya İsrail kadar büyük bir tepkiyle karşılandı. Çünkü işte listesine terör örgütü alan ülke Amerika. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi bu Erdoğan'ın Washington ziyareti öncesinde şunu bilemiyoruz. Yani Hamas'la temas acaba Washington'un bilgisi dahilinde daha önce mi oldu? Yoksa bu tamamen Erdoğan'ın Washington'a yapacağı ziyaret sırasında böyle bir konuyu gündeme getirerek yani ilişkileri biraz daha yumuşatmak amacıyla mı? Yani ben Hamas'ın üzerinde etkiliyim ya da onunla diyaloğum var şeklinde mi bir yaklaşım oldu? Bunu bilemiyoruz. Ama bu nasıl karşılanır Washington'da? Bu konuda da bir bilgimiz yok. Dediğim gibi yani Hamas'la ilgili Erdoğan'ın açıklamaları başlangıçta çok büyük tepkiye yol açtı. Bu bir. Diğer taraftan Mehmet Şimşek'in ziyaretine gelince biliyorsunuz çok önemli bir hatta bu son yazdığım birkaç hafta önce çıkan kitabımda da var. Sinagog'da Diplomasi. Erdoğan'ın talimatıyla o dönemde büyükelçi olan Murat Mercan Amerika'daki en etkili Yahudi lobisiyle ya da lobicileriyle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede bu Hampton denilen New York'ta çok önemli bir sinagog vardır. Yani bu sinagog çok etkilidir. Ya yani Amerika'nın değil dünyanın en zenginlerinin zengin Yahudilerin bulunduğu bir bölgede çok etkili bir sinagogtur. Bunun daha sonra tabii ki Ankara'ya da geldi Erzurum'la. Erdoğan'la da çok güzel fotoğraflar verdiler. Şimdi orada ilk Murat Mercan'a söylenen çok önemli bir şey var. Bu hem kitapta anlattım hem de bunlar hepsi kanıtlı şeyler. Murat Mercan'a bu Haham Schneider denilen bir isimdir. Bu çok enteresan. Yani Hollywood'dan Orta Doğu'daki bütün prenslerin tanıdığı ve onlarla diyaloğu olan bir hahamdır. Murat Mercan'a sinagogda aynen şöyle diyor. Sen buraya geldin ama burada eğer AKP yönetiminiz Amerika'da finansa, Biden yönetimine, kongreye ulaşmak istiyorsa, burayla bir şey yapmak istiyorsa bunun yolu İsrail'den geçer diyor. Bu İsrail gazeteleri tarafından da yayınlandı. Onun üzerine sonra ofisime çıkalım diyor. Sinagog'daki ofise çıkıyorlar. Orada haham aynen Murat Mercan'ın şunu söylüyor. Daha inandırıcı olması için buradan Erdoğan'ı arayın. Telefonla kendisiyle bir görüşme yapın diyor. O zaman daha inandırıcı olacaktır diyor. Haham'ın ofisinden Murat Mercan Ankara'yı Cumhurbaşkanı'nı arıyor, söylüyor. O da aynen onun sesini duyunca tabii ki onaylanmış oluyor. Daha sonra Haham'ın daha önemli bir isteği var. Eğer diyor hani bu kadar samimiyseniz o zaman Cumhurbaşkanı yeni seçildi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Erdoğan arasın tebrik etsin diyor.
Erdoğan arıyor ve diyalog böyle başladı. Diğer taraflarını kitaplar artık alıp okursunuz. Yani. Evet, sevgili izleyicilerimizi hatırlatalım. Yani Yılmaz Polat'ın yeni çıkan son kitabında Sinagog Diplomasi, değil mi? Sinagog'da Diplomasi. Sinagog'da Diplomasi. O kitapta da anlattığı Amerika'da yaşamışları anlatıyor. Şu anda kitaptan bir bölümü aslında bize anlatmış oldu. Çok daha fazlası var elbette kitapta. Yani bu İsrail'le ticaretin neden kesilmediği sorusunun da yanıtı var orada. Evet. İsrail'e zaten ondan sonra Netanyahu görüşmeleri başladı. Herzog biliyorsunuz Ankara'ya geldi resmi davetlisi olarak. O bir süreç. Fakat Mehmet Şimşek'in Washington ziyaretine dönecek olursak IMF ile o dönemde bir Hanuka gecesinde Murat Mercan 8. mumu yakarken ki bu da fotoğraflıdır, kitapta var. Yakarken o gecede iki kişi daha var davetli. Bir tanesi IMF Başkanı, diğeri de Dünya Bankası Başkanı. Onlar da var, onları da okursunuz diyeyim. Fakat tabii ki önemli olan finans, işte Türk ekonomisinin durumunu biliyoruz zaten. Şu anda Mehmet Şimşek'in Washington'la değil, Washington'dan sonra New York'a geçecek. Asıl finans şeyleri, kaynakları orada. Eğer IMF'den bir yeşil ışık alabilirse, çünkü şunu biliyoruz, iki gündür kendisi ve Dünya Merkez Bankası Başkanı Türk ekonomisindeki son durumu ve izleyecekleri politikaları aktarıyorlar. Hatta sanıyorum dün Brezilya Merkez Bankası Başkanı'yla da ikili ilişkiler işte yapmak için bir anlaşma imzalanmış. Bir de Kazakistan sanıyorum Merkez Bankası Başkanı'yla. Ama burada önemli olan, eğer IMF ile stand-by anlaşması olmayacak. Bunu beklemiyorduk zaten, daha önce de söylemiştik. Ama IMF'nin onaylayacağı bir politikayla bu önemli tabii ki. Tabii buradan sonra New York'a geçecek. New York'taki finans çevreleri de tabii ki büyük İsrail lobisinin, lobicilerinin ve zaten sermayenin büyük kısmı New York'ta. Onlarla da görüşecek. Daha sonra tabii ki hangi şeylerle, kredi kurumlarıyla görüştüğünü ve sonuçlarını sanıyorum öğreneceğiz. Açıklarlar. Yani 35 milyar dolar geliyor, 50 milyar dolar geliyor diye mutlaka bir, eğer gelecekse yani öyle bir şeyini duyururlar. Evet. Yani Mehmet Şimşek durumu böyle. Ama tabii ki eğer onların isteğiyle uyarsa, ki uymak zorunda o krediyi almak, başta saray olmak üzere uçaklar satılacak, harcamalar gidecek. Bunun yanı sıra maalesef işçi ve memurlar da bu işten, emekliler de zarar görecektir Murat. Evet, şimdi Mehmet Şimşek'in Amerika'daki temasları hani Türkiye'deki ekonomik tablo nedeniyle önemli, ama bu herhalde Erdoğan'ın gidişiyle bağlantılı değil, değil mi? Yani Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin bir şeyi yok, zemini, altyapı görüşmeleri falan, onlar ayrıca başka bir kanaldan mutlaka yürüyordur. Evet, çok güzel bir soru bu da, çok güzel bir konu aslında. Biden yönetimi döneminde biliyorsunuz Erdoğan 4 senedir hiçbir davet almadı. Lobi şirketlerinin bu daveti gerçekleştirmek için çok çalıştığını biliyorum. Milyonlarca dolarlık lobi şirketimiz var. Hatta Yahudi lobi şirketleri de var. Fakat Biden yönetimi ta seçim kampanyasından beri, özellikle Biden, Erdoğan'la yıldızı bir türlü barışmadı. Bunu yapmadı.
Bu ziyaret seçimden yani Biden yönetiminin son döneminde artık seçim döneminde neden yapıldı? Şunu da biliyoruz. Bu ziyaretin seçim, yerel seçimden önce yapılması yolunda da girişimler yaptığını Ankara'nın, bunu biliyoruz. Ama Amerikalılar, benim kişisel tahminim, bu tip durumlarda o ülkenin seçime girecek siyasetçisine destek görüntüsü vermemek için bu tip şeylere, ziyaretlere şey yapmaz. Belli ki seçimden sonra daha uygun gördü. Ama bunun yine kişisel şeyim, doğrudan İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra da mutlaka gayet tabii Amerika'nın bölgede çok çıkar olduğuna göre başka istekleri de olacaktır. Ama bir şey daha ekleyeyim, son bir cümle. Türkiye'deki S-400 füzelerinin Amerika yönetiminin uzun bir süredir bunun Ukrayna'ya verilmesini istediğini biliyoruz. Bunun karşılığında da F-35 projesine tekrar döndürecekler ve proje için ödediğimiz 4 milyar dolar, tam kesin rakam bilmiyorum ama o paranın da ödemesini yapacaklar. Yani projeye tekrar alacaklar, öyle diyelim. Bu da bir olasılık. Zaten F-16 projesi de bu son Biden yönetiminin kongreye bildirdiği 40 F-16 ve diğer 80 uçağın modernizasyonu için yapmış olduğu, kongreye yapmış olduğu bildirimde İsveç'in NATO üyeliği sırasında yapılan pazarlıklar sonucu olmuştur Murat. Peki. Sizi bulmuşken o zaman Trump'ı da sorayım. Yani programın sonuna yaklaşırken Trump'ın yargılaması ile ilgili ne durumda?